1963 yılında Gazze şeridindeki El Şati mülteci kampında doğdu. Filistin davasının kilit isimlerinden biri oldu. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Filistin davasının önde gelen ismi 1980'li yıllardan bu yana hareketin içinde yer alıyordu. Haniye 1989 yılında 1. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ardından birçok direnişçi ile beraber 1992 yılında serbest bırakılarak Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgün sonrası Gazze'ye geri döndü. İsmail Haniye Gazze'ye döndükten sonra Filistin davası için mücadeleye devam etti. 1994 ile 2004 yılları arasında Hamas Genel Sekreteri Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Hamas'ın seçim zaferinin ardından 2006 yılında Filistin Başbakanı olarak atandı. 2007 yılının Mayıs ayında evine düzenlenen füze saldırısından sağ kurtuldu. Bundan bir ay sonra Hamas'la El Fetih arasındaki sorun sebebiyle Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından görevinden alındı. Hamas, Abbas'ın bu kararını reddetti ve Filistin Ulusal Yönetimi Hükümeti olarak çalışmaya devam etme kararı aldı. Haniye, 2014 ile 2017 arasında Gazze Şeridi Yönetimi Başkanlığını üstlendi. 6 Mayıs 2017'den bu yana Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak davasını sürdürüyordu. Saldırılardan sağ kurtulan İsmail Haniye birçok aile üyesini ise toprağa verdi. Son İsrail saldırısında 3 oğluyla 4 torununu yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu saldırının ardından İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tafadır, tafadır. Amin. İsmail Haniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dilekleri için teşekkür etti. Maraten thaniye neşkurkum siyadetel reis ala hada'l ittisal ve ala hadihi'l meşaer huwa fi kalbi kulli muslimin ve kulli hur. Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için İran'da bulunuyordu. Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.